saygıda izlediğimiz çok sevgili Muhammed Uzunar bu kez Çağdırmak imzalı Yeşilçam'da bizlerle beraberdi ve şimdi Medyatava'da bakalım neler söylemiş. Cihangir Atölye sahnedeyiz. Ne güzel burayı da böyle keşfetmiş olduk. Öncelikle buradan başlayalım. Böyle güzel de bir oyunun provasının üzerine gelmişiz. Neler oluyor burada? Hoş geldiniz öncelikle. Güzel de bir şans oldu buraya gelmeniz. Güzel bir rastlantı oldu. Burası bir tiyatro, aynı zamanda oyunculuk okulu. Burada işte tiyatroyu ve oyunculuğu bahane ederek güzel bir yaşam kurmaya çalışıyoruz. Atölyelerimiz var, öğrencilerimiz var, oyunlarımız var, temsillerimiz var. Mekanda başka tiyatrolar gelip oyun oynuyorlar. 2017 yılında kurulduk. İşte pandemiyi sayarsak 4,5 yıllık falan oluyor bürüt. Saymazsak 3,5 yıllık bir şey yapı diyelim, Cihangir Atölye sahnesi. Burada mutluyuz. Öğrencilerimizle, hocalarımızla, 15'e yakın hocamız var. Konservatuarımız var. O ücretsiz bir eğitim veriyor. Hocalarımız da ücret almıyor. Onlar bizim sponsorumuz adeta. Dolayısıyla ciddi bir oyunculuk eğitimi var. Şimdi oradan yetişenler var, mezun ettiklerimiz var. Onların oyun çalışmaları da yakında gündeme gelecek. Burada böyle bir kolektif üretim biçimiyle mutlu olmaya çalışıyoruz. Bu dışarıdaki kötü şartlardan da bir nebze olsun kurtulup soluk almaya çalışıyoruz. Şahane. Peki yaklaşık oyunları da hemen size sorayım. Neler izleyebileceğiz burada yakında? Burada Cihangir Atölye sahnesinin iki oyunu var. Ödemiyoruz, ödenmeyecek. Dario Fo'nun oyunu Arzu Gamze Kılınç yönetti. Yarın akşam ama şimdi tarih verelim. 3-4 Aralık'ta oynuyor. Saloz'un Novalı var. Peter Weiss'ın yazdığı, benim yönettiğim. O da 17-18 Aralık'ta oynuyor. Aralık ayında bunlar var ama dışarıdan tiyatrolar da gelecekler. Program biraz dolu. Cihangir Atölye sahnesinin Instagram hesabından burada olan biteni takip edebilir seyircilerimiz. Şimdilik böyle Ocak, Şubat, Mart sezon devam edecek tabii. Harika. Bir taraftan tiyatronun dışında diziler de devam ediyor. Saygı ve Yeşilçam, her ikisine de ikinci sezondan dahil oldunuz. Biraz onları da sorayım size. Nasıl gidiyor o tarafta her şey? Vallahi güzel gidiyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu dijital platformlar bence bir oyunculara ve diğer yaratıcı ekibe de bir soluk alanı oldu. Çünkü bölüm sayısı belli, süreler kısa, o çok önemli. Dolayısıyla çıkan iş her zaman daha kaliteli oluyor. Karakterler belli, oyuncu ne oynayacağını biliyor. Sinema filminin biraz bölünmüş versiyonları gibi aslında algılıyorum ben. Çünkü sonunu bilerek oynadığınız zaman tabii ki karakter oluşturmada, inşa etmede çok büyük kolaylık çekiyorsunuz. Ama ana akım bir dizide oynadığınız zaman hani reytinge göre o karakter nereye savrulacak bile belli olmayabiliyor. Dolayısıyla dijital mecrada yapılan işleri çok beğenerek takip ediyorum. Ben ikisinin içinde bulundum. Yeşilçam'da 10 bölüm, ikinci sezon 9 bölümünde varım. Saygı'nın ikinci sezonunda 3 bölüm oynadım. Bunlar benim için çok güzel çalışmalar oldu. Her ikisi de. Çağınırmak'la çalıştım bir kere Yeşilçam'da. Çok güzel bir hikaye, çok güzel bir atmosfer. Yani o Yeşilçam atmosferin içinde devinmek benim için çok mutluluk verici bir şeydi. Çağınırmak'la çalışmak çok güzel bir şeydi. Saygı'da Ender Mıhlar'la çok güzel çalıştık. Oradaki rolüm de çok benim için enteresan bir deneyimdi. Çok güzel çalıştık ve çok zevk aldım ondan da. O da çok mükemmel bir ekip, mükemmel bir yönetmen. Zaten biraz önce, röportajdan önce de size söylediğim gibi Blue TV çok güzel işler yapıyor ve içeriğini çok güzel toparlıyor. Dolayısıyla da bu işlerin içinde olmak, o kanalda olmak benim için de çok güzel oldu. Kesinlikle. Hep konuştuğumuz bir şey. Oyunculara nefes aldırması açısından da bu platformların çok anlamlı. Saygı zaten çok sevilmişti. Yeşilçam da çok kendine has bir dizi ve orada da biraz idealist ve bir adalet arayışı da olan bir karakteri oynuyorsunuz. Birazcık ben Yeşilçam'daki karakter özelinizde sormak istiyorum. Nasıl anlatırsınız onu? Ekrem ilginç bir insan. Hem bir takım ideal düşünceleri var, hem hırsları var, hem İngiltere ile bağlantılı olarak siyasal bağlantıları var. Bu siyasal bağlantıların Türkiye'de, yani İstanbul'da bir stüdyo kurarak, onu kullanarak yapmak istediği işler var. Enteresan bir karakterdi. Oynarken çok zevk aldım. Hem sinsi, hem bazı doğruları var, hem bir aşkı var,
hem hastalıklı bir aşkı var, biraz çok boyutlu bir karakterdi. Bunların hepsini yansıtmaya çalıştım. Ne kadar oldu bilmiyorum ama ben çalışırken çok zevk aldım açıkçası. Daha gizemi olan da bir karakterdi. Onları oynamaktan, onları çalışmaktan çok zevk aldım. Harika. İstanbul bir taraftan aslında hep Hollywood hayali olan bir şehir. İstanbul'u böyle kişiselleştirirsem eğer. Ama bir taraftan hep böyle eski yıllardan beri birçok Hollywood filminin de kahramanı olmuş içten içe. Ama böyle sanki hiçbir zaman hak ettiği yeri bulamadı mı? Sizce nasıl görünüyor İstanbul dünya sineması için? Siz nasıl yorumlarsınız bu şehrin yansıtılmasını yurt dışında? Bir kere Türkiye tabii Batı tarafından hala bir Orta Doğu ülkesi olarak görülüyor. Bana göre Orta Doğulu özellikleri de var ama öyle olmayan özellikleri de var. En azından Mezopotamya kültürü, Anadolu kültürü bence çok etkili kültürler. Biraz onların üstü tabii çizildi yahut örtüldü. Onlar keşke biraz daha ortaya çıksa çok daha iyi olur. Dolayısıyla Türkiye'nin bu pozisyonunda İstanbul'da payını alıyor ve daha gizemli, daha egzotik, daha oryantalist bir bakış açısıyla genelde gösteriliyor İstanbul. O anlamda da Batılılar için de çok cezbedici. Hani ne Arabistan ne Norveç, onun ortası bir şey olmuş oluyor. İhtiyaçlarını o şekilde görüyorlar ama ben İstanbul'un tam yansıtıldığını dünya açısından düşünmüyorum. Bence Türkiye'de yapılan İstanbul'la ilgili filmler daha Yeşilçam'dan beri onların daha güzel yansıttığını düşünüyorum. Ama işte Türkiye'nin genel imajı neyse İstanbul'un da biraz ayrılarak tabii ama yine de ona paralel olacaktır imajı diye düşünüyorum. Peki sizin Yeşilçam'ınız nasıl bir Yeşilçam? Sizin hatıranızda nasıl bir Yeşilçam var? Ya da siz mesela o dönemlerde olsaydınız hani şu karakteri şu filmde oynamak isterdim dediğiniz bir şeyler var mı? Yani benim için çocukluğumdan beri tanıştığım için Yeşilçam'la bana Yeşilçam bir ilk algımı söylüyorum. Yani çocukken, gençken böyle bir sinema sektörü değil de abilerimizin, ablalarımızın, annelerimizin, babalarımızın, yakın komşularımızın, sevdiğimiz insanların olduğu bir topluluk gibi gelirdi. Hep hala da bu hissi taşıyorum aslında. Yani Adil İnanç'ı düşündüğüm zaman, Münir Özkul'u düşündüğüm zaman, daha bir sürüsünü düşündüğüm zaman böyle içime bir sıcaklık kaplıyor. Sonra biraz oyuncu olduktan sonra bu işlere daha bilimsel bir perspektifle ya da sanatsal açıdan bakınca aslında ne kadar akıllıca işler yapılmış diye düşünmeye başladım. Toplumun incelemesi çok doğru yapılmış, topluma verilmek istenen mesajlar çok doğru yollarla yapılmış diye düşündüm. Benim için bir ders kitabı Yeşilçam. Hala da üzerine tiyatro bile çalışırken konuşuruz. Orada çok büyük dersler var. Tabii ki melodramatik yapısı var. Onlar tabii ki eleştirilir. Yahut onun dönemidir. Şimdi artık yeri yoktur vesaire. Ama yine de izleri görüyoruz parantez içinde. Büyük bir ders olarak ve çok yakınlarımın olduğu, beni seven insanların olduğu bir topluluk olarak görüyorum Yeşilçam. Yeşilçam'dan yeni Türkiye sineması dediğimiz döneme de geçmek aslında kolay olmadı. Baktığınız zaman bayağı da bir hani boşluk olduğunu görüyoruz. Böyle sanki 90'ların ikinci yarısından sonra böyle birazcık daha Türkiye sineması kendini bulmaya başladı gibi. Siz de çok değerli yapımlarda rol aldınız. Şu an nasıl buluyorsunuz peki? Nasıl işler yapılıyor ve sinemamızın şu andaki geldiği noktadan mutlu musunuz? Yeşilçam'dan modern döneme diyelim ya da bu döneme dönerken ciddi bir kırılma oldu. Çünkü şöyle bir sorun oldu bana göre. Sinemacı değilim, uzmanı da değilim ama tecrübeme göre Yeşilçam kendini dönüştürmedi. Dolayısıyla dediğiniz gibi orada bir boşluk oldu, bir kırılma noktası oldu. Terk edildi Yeşilçam. Ondan sonra yeni bir sinema üretilme çabasına girildi. Bence çok kıymetli şeyler üretildi. Günümüz sineması için ben hep şunu söylüyorum, yine çok iyi yapımlar üretiliyor ama günümüz sinemasının başlangıcında daha toplumsal, topluma değinen filmler yapılırken, senaryolar yazılırken şimdi biraz sanki böyle bir bireyin psikolojisine yönelik filmler biraz daha ağırlıklı olmaya başladı. Bu da aslında toplumun biraz baskı altında olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bundan da, bu prangadan da kurtulursak bence çok daha iyi bir Türkiye sineması olacaktır diye düşünüyorum. Bir de sinema ya da sanat, o ülkedeki
toplumsal yüzleşmeyle de çok alakalı bir şey. Türkiye toplumu yüzleşmesini yapamadığı için, tamamlayamadığı için bence daha derinlikli eserler çıkabilecekken onlar henüz çıkamıyor diye düşünüyorum. Peki pandemi sonrası etkilerden biraz da bahsedelim. Biz mesela festivallerde izlediğimiz ilk işleri gördüğümüz zaman işte aman Allah'ım ne kadar özenli ve keyifli dedik. Belki de sinemayı özlediğimiz için izlediğimiz her şey bize çok çok daha da bir kıymetli geldi. Acaba tekrar sinema salonlarına gidemeyecek miyiz? Sinema bitti mi perdede? Bunun endişeleri vardı tabii dijital tarafında. Evde film izleme konforunun da bunda etkisi var. Siz bunun geleceğini nasıl görüyorsunuz? İkisi arasında bir denge olacak mı? Yoksa diğer taraf böyle artık nostaljik bir şey olarak mı kalıyor? Yo, ben şöyle düşünüyorum. Dünya bir yere doğru gidiyor tabii ki ve bu teknolojiyle beraber bir yere gidiyor. Dolayısıyla dijitalleşme çok çok daha ağırlık kazanacaktır diye düşünüyorum. Ama pandeminin bize çok büyük zararı oldu. Kişisel olarak, yani psikoloji olarak, toplum olarak, işlerimiz olarak, oyunculuk olarak vesaire bütün alanlarda yani. Fakat ben bazı kazanımlarda da bulunduğumuzu düşünüyorum. İnsanlar biraz içe dönmek zorunda kaldılar. Bunu kendimde ve başka arkadaşlarımda da, toplumda da gözlüyorum. İçe dönmek zorunda kaldılar ve o koşturmaca içerisinde yıllardır, belki doğduğumuzdan beri sürdürdüğümüz koşturmaca içerisinde atladığımız bazı şeyleri kendimizde, yakınlarımızda, onları fark ettik diye düşünüyorum. Belki o kadar hırslı olmanın yararsız olduğunu bir nebze gördük diye düşünüyorum. Ayrıca dijital olanakları da biraz kullanmak zorunda olduğumuz için onların da faydasını keşfettik diye düşünüyorum. Ve bundan sonrasına, buna tiyatro da dahil, sinema zaten dahil, dijital olanakların daha iyi kullanılacağını ve daha çok kullanılacağını düşünüyorum. Onun dışında işte robotlar vesaire, hologramlar, Android oluşumlar falan, onların nereye gideceğini hep birlikte göreceğiz. Çok biraz umutsuzum ben. Sevmiyorum öyle şeyleri. Ben biraz eski kafalıyım galiba. Peki bir de şunu sorayım size. Başta konuştuğumuz İkinci sezondan dizilere çok güzel rollerle dahil oldunuz. Peki ben sizin kişisel olarak merakla ve heyecanla beklediğiniz böyle ikinci sezonları sormak istiyorum. Bir izleyici olarak işte ilk sezonu çok beğendiğimiz bir işin ikinci sezonu çok önemlidir aslında. Hani ilk bölümde ya bizi alır götürür ya da ya ilk sezon daha iyiydi deriz ve hayal kırıklığına uğrarız. Sizin var mı böyle çok acayip beğendiğiniz, bu aralar devamını getirdiğiniz ya da beklediğiniz projeler? Vallahi şimdi böyle sorunca aklıma bir şey gelmedi. Çünkü ben pandemiden bu yana, yani pandemi bitti diyelim işte, yani bu Cihangir Atölye sahnesi açıldıktan bu yana ve setlere gidip gelmeye başladıktan bu yana çok dizi izlemedim, izleyemedim yani. O yüzden düşünüyorum şimdi, pek aklıma gelmedi. Zaten Yeşilçam'ın ikinci sezonunu merak ediyordum, doğrudan gördüm. Saygı'nın ikinci sezonunu merak ediyordum, onu da içinde bulunduğum için izledim, baktım hani nasıl bir şey diye. Şu anda aklımda yok herhalde. Tamamladığım bir birinci sezon yok. Anladım, şahane. Peki son olarak bir de Medyatava okurları ve izleyenleri için böyle sizden bir yorum alalım. Onlara neler söylemek istersiniz, sizi izleyenlere ve takip edenlere? Vallahi şunu söyleyebilirim. Yine pandemiyle bağlantılı söyleyeceğim. Evlere kapalı kaldığımız dönemde insanın insana olan ihtiyacını, insanın sosyalleşmeye olan ihtiyacını, insanın sanata olan ihtiyacını bence çok iyi idrak ettik. Dolayısıyla önlemlere uyarak, kişisel önlemlerini de alarak tiyatroya, sinemaya muhakkak gitmelerini öneririm. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Çünkü başka türlü yaşayamayız. Sanat bir lüks değil, bir ihtiyaç bence. Müzik, heykel, resim sergisi, tiyatro, sinema hiç fark etmez. Yahut dans. Bence biraz kendimizi tazelemek için, kendimizi fark etmek için, daha diri olabilmek için sanatla ilişkimizi koparmamamız gerekir diye düşünüyorum. Harika. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.